Aslan. Buyur baba. Seni dalgın görürüm kızım. Hayırdır, ne düşünürsün? Ertuğrul Bey. Bugün ölecek yaşlı bir köleyi kurtardı baba. Hem de zor durumdaki obasının ekmeğinden keserek yaptı bunu. Sen ne demek istersin kızım? Biz ne vakittir içimizdeki merhameti kaybettik diye düşünürüm. Buldun mu cevabını Aslıhan Hatun? Buldum Çolpan Hatun. Buldum. Ne vakit yiğitliğin değil, altının peşine düştük. İşte o gün kaybettik. Bizimle konuşmak istediğin mesele neydi baba? Bizi yalnız bırak Çolpan. Sen kal burada Aslan. Baba, Çolpan benim hatunumdur. Bu muameleyi hak etmemektedir. Halledecek işlerim vardır Ural Bey'im. Müsaadenle. Bugün bana yaşattığın o utanç verici mesele yüzünden bir takım tedbirler almayı lüzumlu gördüm. Hala bir kansızın dediklerine mi inanırsın? Sen ne diyeceğimi gayet iyi bilirsin Ural. Şimdi sana bildiğin şeyleri söyleyeceğim. Toplan! Doktormuş. Toktamış. Toktamış. Thank you.
Abi, iyi misin? Zırhım olmasaydı cennette olacaktım Maria. Vazifemi yerine getiremediğim için sonsuza dek acı çekecektim cennette. Sultan Alaaddin'in casusu kaçtı. Onun yalnız olmadığını, etrafımızın hainlerle dolu olduğunu da görmüş olduk. Yüzlerini görebildiniz mi? Ben göremedim. Yüzlerini değil ama marifetlerini gördük. Bu bile hatırı sayılır bir kazanç bizim için. Ama şövalye kaçtı. Merak etmeyin. Onu vurdum. Yediği bu okla yaşaması imkansız. Sen benim meleğimsin Maria. İyi misin beyim? İyiyim Turgut, iyiyim. (Gülüyor)
Tristan denilen iblis. Onu fena ezmiş beyim. Bu onun marifeti değil Turgut. Ona merasim töreni düzenlemek kalmış. Casustan tüm bilgileri aldılarsa biz de açığa çıkmış olabiliriz beyim. Bu casuslar kolay lokma değildir. Yutmaya çalışanın boğazında kalır. Ötmediği için bu hale getirmişler. Yani bizim sırrımız hala sırdır. Eyvallah beyim. Haydi bismillah. Kimdir beyim? Vaftiz Cihaya. Yüce Tanrım, ben kulun vaftizci Yahya, İsa'nın sadık hizmetkarı. Kutsal yolculuğunda oğlun İsa'nın kölesi olacağım. Kudüs'ü, Meryem anamızın kutsal topraklarını Müslümanlardan alacağım. Süleyman mabedini yeniden inşa edeceğim. Ve Simon, İsa'ya söz verdi. Tanrım. Ben seninle birlikte zindana da, ölüme de giderim. Şöyle. Ertuğrul! 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 Ertuğrul!
Bozkır'ın yiğit savaşçıları, Tatarların tunç yürekli arslanları, dün gece beyimize, obamızın ulusuna, onun biricik evlatlarına haince saldıran bu deyyus gerektiği şekilde hak ettiğini bulmuştur. Çavdar Bey'imiz, obamız boylansın. Obamız soylansın. Onun bereketi artsın diye canla başla mücadele ederken bu it onu sırtından hançerlemeye çalışmıştır. Her kim Candar Bey'imizin otağına saldırırsa ölümü korkunç olacaktır. Candar Bey'imizin otağına saldıran bu it, ibreti alem için burada asılı kalacaktır. Obamıza düşmanlık eden, onun gözlerinde kaderini görecektir. Bozkır'ın dehlizlerinde çakallar bana pusu kurduğu vakit yüreğini vermişti. Ulu çınarların gölgesinde gangardaş olmaya ant içmiştik. Nice cenkte Azrail'le boğuştum. Avradımı, evlatlarımı ona emanet edip akınlara gittim. Bana bu ihaneti nasıl yapar ha? Ellerini getir baba. İnsanoğlu çiğ süt emmiş derler. Yer yarılsa, gök çökseydi de bu geceyi yaşamasaydım. Uçmaz kala bu ihanet. Tüm hayatımı elimden aldı kızım. Toktamış bu saldırıyı bir gaye uğruna yapmıştır baba. Bu hedefinin ne olduğunu ortaya çıkarmalıyız. Bunu anlamak için canımı bile verirdim benim yiğit kızım. Canımı. O cesedi ortada komasaydın keşke beyim.
Bey dediğin bir taşla üç kuş vurmasını bilecek. Toktamış'ın ölümüyle baş kaldıracaklar. İmdi. Baban da boyun eğmesini bilecek. Kendinden ve benden başka hiç kimseye güvenmeyecek. Simon, bir gün sırrını ifşa ederse. O vakit onu da Azrail'le tanıştırmasını biliriz. Çolpanım, sen bunları niye dert edersin? Sen varken kapıma dert mi dayanır Ural'ım? Sadece içimde bir ses, o ceset ortada kalmamalıydı der. Sana vesvese veren o kör iblise söyle, kalan gözünü de almasını bilirim. Kilimler ne halimde? Senin için en iyi kilimleri, en âlâ halıları yüklettim. O Venedikli keferelere öyle bir oyun edeceğim ki gık demeden altın kesilerini avucuma bırakacaklar. Akşam da babamın ellerine tek tek sayacağım altınları. O zaman da Toktamış'ın hüznünü unutacak. Toktamış'ın yasını tutan candarbeyimizi yalnız koymayalım. Benimle pazara gelsene. İyi olur beyim. Benim de alacaklarım vardı. Şimdi yarın tımar edeyim. Baba. Ben senden destur almadan Aliyar abimi obaya çağırdım. Nicedir hasrettim. Anan gibisin aslan. Oyun kurma peşindesin. Aliyar abime obanın ihtiyacı var. Aliyar imdi savaşçılığını yitirmiş bir Tatar'dır kızım. Kalem tutan el pusat tutmazmış derler. Kilimler hazır mı? Hazırdır beyim. Çolpan Hatun hepsini hazır etti. Aslan seninle gelecek. Çolpan Hatun yardımcı olacaktı beyim. Candar beyimi duymaz mısın Ural'ım? Babam belli ki beni yanında görmek ister. Venedikler, kilimler hakkında bir şey sorarlarsa aslan seninle olsun isterim. Ne de olsa bir hatun olarak kilimleri senden çok daha iyi tanır. Olmaz Atık Bey. Böyle olmaz. Ne zamandır nice zorluklara göğüs gerdik. Ertuğrul Bey'imizin sözünü buyruk bildik. Lakin Oğuz'un töresini unutmuştur. Aktuğ Bey doğru der beyim. Toy talebini reddetmekle ne ola? Beyimize canımız fedadır Ertuğrul Bey. Lakin toy istemek beylerin en tabii hakkı olduğu gibi toy isteğini kabul etmek de oba beyinin vazifesidir. Ertuğrul Bey bizle birlikte töreyi de yok saymıştır. Ey kayının yiğit beyleri, boyumuzun uluları, söyledikleriniz doğrudur. Doğrudur lakin bir de beni dinleyesiniz. Bilirim ki hepiniz obanın iyiliğini düşünür, çocuklarınızın, çadırınızın akıbeti için tasalanırsınız.
Obamızın da zor günler geçirdiği hepimizin malumudur. Lakin Yüce Allah Kur'an'da o zorlukların ardında kolaylık vardır buyurmuşlardır. Rum diyarına yola çıktığımızdan beri dert ve darlık çekmediğimiz günümüz olmamıştır. Akıbetimiz böyle gideceğe benzer Artuk Bey. Lakin bunun sorumlusu bizler değiliz. Bunu da böyle bilesin. Demir dövülmeden kılıç olmaz. Bugünler de bizim pusat olma yolunda çektiğimiz çilelerdir. Lakin bilesiniz ki çilenin en büyüğünü çeken beyimizdir. Bizler çadırımızdaki sıkıntıya dayanamayıp nefsimize yenik düşerken o bütün obanın sıkıntısıyla karşı karşıyadır. Toy talebini reddetmesi de bu sıkıntının nedenli büyük olduğunu gösterir. Velhasıl kelam, biliriz ki pusata er gerek. Ere devlet gerek. Devlete han gerek. Hana ise töre gerektir. Doğrudur Artuk Bey. Töre devletin canıdır. Töresiz devlet, cansız beden demektir. Nasıl ki bir devlet töresiz yaşayamıyorsa, bir beylik nasıl yaşasın ha? Bilirsiniz ki yeri tutan dağdır. Obayı tutan beydir. Bunu da en iyi beyimiz bilir. Ertuğrul Bey'im tez vakitte toyu toplayıp üstüne düşeni yapacaktır inşallah. 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 Nedir ahval kızım? Bu mallar pazar yoluna at vurmaya değmez. Demek ahvalimiz kötü. Kilim toplamaya ikna edemediğimiz bu ahali cenge nasıl ikna edeceğiz? Ertuğrul bir an önce obaya dönmeli. Artuk Bey gelir haliyle. Hadi hayırlısı. Mesele kilimler değilmiş Ayma Hatun. Beyimizin toy yapmamasına içerlemişler. Kayı obasına kadar nazlı olmuş böyle. Bunlarla toy değil, düğün bile yapılmaz. Abi. Şükürler olsun sağ salim dönebildiniz. An nasıl geçti? Bereketli geçti Sünder'im. Kolay gelelim hatun. Eyvallah beyim. Lakin yeteri kadar kilim toplayamadık. Gönlünü ferah tut. Ben boyumu tanırım. Ellerinde avuçlarında ne varsa getireceklerdir. Beyim, bilirsin iki oğlum da sana hep inandık. Neyin varsa yoluna verdim. Bu yetim torunumla elimizde kalan son kilim. Bu da sana feda olsun. Sağ ol hatun. Kayı senin gibi şerefli hatunların omuzlarında yükselecektir. Sağ ol hocam. Allah razı olsun. Ertuğrul Bey,
Bu artık senin de bizim de son şansımız. Eğer bu sefer de başaramazsan gayri bizi bu topraklarda tutamazsın, bilesin. Samsa. Buyur beyim. Kilimleri toplayın. Emredersin beyim. Siz de benimle gelin. İstişare edeceğiz. Eyvallah, eyvallah beyim. Dün gece tapınak şövalyelerinin rezil olduğu gündür. Tuzağa düşürmeye çalıştığımız düşman oyunumuzu bozdu. Şimdi ne yapacağız efendi Simon? Önce düşmanımızın kim olduğunu öğreneceğiz. Bu seferki düşmanımız bizim gibi. Sır vermez. İlk defa dişimize göre birilerini bulduk. Düşman ser verip sır vermez beyim. Beyim, bu senede kısmetimize bu gelmiştir. Lakin sandığımız kadar zeki değiller. Ellerinden büyük bir balığı kaçırdılar beyim. Suyun dela kanında değil, derinden gideninde boğulursun Turgut'um. Eyvallah Artuk Bey. Biz Noyan'la cenk ettik beyim. Bunlar yanında hafif kalır. Noyan'ın kim olduğunu biliyorduk Turgut. Düşmanın bile yiğidi bir başkadır. Lakin bunlar tam namussuz. Onu nasıl tanıyacağız? Bir defa geldi. Bir daha gelecektir. O da bizim kim olduğumuzu merak ediyordur. Pazara giren herkes takip edilmeli. Kimin ne adım attığından haberimiz olacak. Çok para kazanan, durup dururken ticari faaliyet gösteren, cenk etme kabiliyeti olan herkesi yakından takip edeceksiniz. Müslümanları bana bırakın. Diğer milletler de bende. Burada özellikle Tristan'ı yem olarak kullanacağız. Mutlaka onu yakalamaya geleceklerdir. Elimizde sadece bir isim var. Vaftizci Yahya. Evvela o köle tacirini ele geçirmeliyiz. O bizi ona ulaştıracaktır. Bunun için Dumrul'u görevlendiresin Turgut Alp. Eyvallah beyim. Lakin Tristan'ı da yem olarak kullanıp bizi tuzağa çekmek isteyebilirler. Turgut kardeşe bak hele. Kafası zehir gibi mübarek. Maşallah kardeşime, maşallah. Doğru dersin Turgut abi. O yüzden karda yürüyüp izini belli etmemeli Dumrul. Sadece bilgi toplamalı. Herkesi takip edeceğiz. Tacirleri, oraya girip çıkan müşterileri, ahaliyi, herkesi. Onlar da bizi takip edeceklerdir. Bakalım yolumuz nerede kesişecek. Şimdi kilimleri yükleyip yola koyulmanın vaktidir. Venedikliler bizi bekler. Eyvallah beyim. Eyvallah beyim. Maazallah, kilimleri satamazsak ahalinin umutları kırılacaktır beyim. Ne yapıp edip o kilimleri satacağım Artuk Bey? Aksi takdirde obaya dönecek yüzüm olmaz. Eyvallah beyim. Beyim, bir de sizden Haçaturyan'ı dinlemenizi isteyeceğim. Hayrola?
O bize Allah'ın bir lütfu olabilir. Gelsin o vakit. Buyur. Seni dinlerim. Ertuğrul Bey'im. Daha önce de dediğim gibi... bana yaptığın iyiliğin altında kalmam. Artuk Bey'ime anlattım. Benim bir planım var. Bir dere. Nehrin tam başında. Bir topçam. Nehrin içinde... Voski, voski. Altın, altın. Altın kaynar. Eğer Ertuğrul Bey'im bana gerekli aleti, edevatı sağlarsan... ben o altını çıkartırım. Nedir sana gerekenler? Uzun uzun uçlar. Ondan sonra balyoz deleceğiz dahi. Elek. İyi vakit. İhtiyaçları neyse pazardan alalım. Kilimleri ön tarafa yığın. Venedikleri satılınca taşıması kolay olsun. Sen de. Abim de fazla eminsiniz Venediklilerin malın satılacağı hususunda. Ben Ural Bey'in her işinden eminim. Peki Toktamış'ın haininden de emin misin? Benim için Ural Bey'ime kılıç çeken herkes haindir Aslan Hatun. Her şey hazır mı? Hazırız beyim. Hayvanlar da hazır. Ne vakit derseniz malları çıkarabiliriz. Güzel. Bunca malı getirdik. Ya satamazsak abi? Bu pazarda Ural Bey'in satamadığı mal yoktur. Vakit Venedikler beni bekler. Ben de geleceğim. Benim Simon'la görüşecek özel bir meselem var. Batuhan daha sonra seni içeri alacak.